Gonca kızın düğününde halay çekelim. Hadi gel koyumuza geri dönelim. Gonca kızın düğününde halay çekelim. Hadi gel koyumuza geri dönelim. Gonca kızın düğününde halay çekelim. Ay bu da olmadı. Ne oldu kardeşim, hayırdır? Ya keşke mor bluzum kirlenmeseydi. Huşenk onu temizlemeden getirmedi değil mi? Yok, ben göndertmedim ki. Göndermedin mi? Ya Gonca ya, o benim en sevdiğim bluzumdu, yarın giyecektim onu. İstersen bugün de giyebilirsin. Bugün mü? Nasıl olacak o? Derererem. Gonca kuru temizlemez, sular. Sen mi yaptın bunu? Peki temizlemeyi nasıl başardın? Bunun kumaşı çok hassastır. Benim de hassas bir yapım var. Hassas hassasın halinden anlıyor tabii. Dalga geçmeyi bırak, nasıl temizledin onu söyle. Yazı yazmışsın, notun var. Not mu? Ne notu? Sen içine yazmışsın. Ilık suda elde yıkayın, asmayın, sererek kurutun falan diye, bak burada yazıyor. Niye zahmet ettin? Keşke kuru temizlemeye gönderseydin. Aman benim ona aklım ermiyor kız. Kuru kuru temizleme mi olur? Suya sabuna dokunmadan, üstüne azıcık çitilemeden suyun içinde. Çok alemsin sen ya. Vallahi sen de öyle. İkisiz yondandır, zekalar senen Metin Akpınar gibi. Çok teşekkür ederim. Bazen var ya, sen hayatıma girdikten sonra hayatım renklendi gibi geliyor. Hadi gel koyumuza geri dönelim. Gonca kızın düğününde halay çekelim. Hadi gel koyumuza geri dönelim. Bazen dedim, bazen. Bilmem anlatabiliyor muyum Gonca Hanım? Hadi gel. Bak görürsün, geç kalmışım. Rüyaya dalınca mesai saatini unutmuşum. Rüyada rüyaydı ama ha. Hemen Almanya'ya vasıl olmuşum. Orada Yeşiller Partisi'nde çok hürmetli bir prezident olmuşum. Bak şimdi asıl mesai şimdi başlar. Hadi gel koyumuza geri dönelim. Gonca kızın düğününde halay çekelim. Çok şükür, çok hürmetli Gonca Hanım'ın keyfi yerindedir. Sabah sabah hazır işte bilemem. Hah, hoş geldin Hoşting. Yani benim şurada 2 dakika neşelenmeye hakkım yok değil mi? Ben alınacak bir şey var. Ben bir tek senden alınıyorum Hoşting. Yoksa bu şehirde başka hiç kimseden alınmıyorum. Yok yok, ben o manada dememişim. Ben demişim ki zibil var. Vallahi Hoşting sana ne diyeyim, ben bugün o kadar çok mutluyum ki. Bak kardeşim benim yanımda olmaktan mutluymuş. Galiba beni çok seviyormuş. Yani o yüzden sen bile gözüme bir güzel gözüküyorsun bugün. Allah Allah. Bu hayra alamet değil, kıyametin kopması yakındır. Hadi güle güle Hoşting efendi. Bak bu sefer dikkat et, kapıyı yüzüne çarpmayacağım. Usulca örteceğim. İyi günler. Allah Allah. Keşke böyle her gün ekstra large olabilsen hürmetli Gonca Hanım. Aslan kardeşim benim. İyi ki yanıma gelmiş. Emin misin? Pek de iyi gelmemiş. Evet. Allah Allah. Kapıdan içeri hiç ayakkabıyla girilir mi canım? Hep bunlar gavur icadı. Eşikte çıkaracaksın ayakkabılarını, çıplak çıplak gireceksin içeri. Yoksa böyle her gün silersin. Olmaz canım, yazık, günah. Allah Allah. Hep bu Hoşting niye 2 defa bizim kapımızın zilini çalıyor? Başka kimse oturmuyor mu Hoşting? İyi günler bayan. İyi günler. Gonca Güler evde mi? Evet, hem de tam karşınızda, buyurun. Bir zarfınız vardı da. Ana, kim göndermiş bu mektubu bana? Adalet Bakanlığı'ndan gönderilmiş. Yok kardeşim, al bunu sen, ben öyle birini tanımıyorum, o kim ki? Sen al bunu, adresini öğren, doğru yere götür. Hayır, adres doğru, buraya yollamışlar. Mahkeme celbi var bunda. Neyi? Mahkeme celbi, daha evvel de gelmiş ama evde kimse yokmuş. Ne işe yarıyor bu mahkemenin cebi? Sizi mahkemeye çağırıyorlar. Ana, benim ne işim var mahkemede, beni niye çağırıyorlar? Ben kime ne etmişim, kimin tavuğuna kış demişim. Bir tek bizim köpeğimiz var, adı da ona Hoş dedim. Ona da kimse bir şey diyemez yani. Neyse, size iyi günler. Daha bir sürü işim var. Elinizdeki bu kağıdı sakın kaybetmeyin. Mahkeme gününüz falan yazdı. At şuraya bir imza kardeşim. Atayım. Hah. Allah Allah. Bismillah. Anam, anam beni mahkemeye çağırıyorlar. Hem de Balta Efendi'nin duruşmasına. Şahitlik yapacağım, kız koca bu sefer teyzeye avuçtan yedin valla. Mahkemeye gideceğim, oradan da koyuma döneceğim. Bak Gonca, eğer böyle davranmaya devam edersen mahkemeden sonra seni hemen köyüne gönderirim, haberin olsun. Hadi gel koyumuza geri dönelimmiş. Bir Türk insan bu kadar işten söylerse koyuna geri döner böyle. Gonca, iyi misin? Yüzün bembeyaz. İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyi, iyi. Ben de kahvaltımı hazırlayayım. Hürmetli Gonca Hanım, ha. Madem ki bugün keyiflisiniz, bana iyi davranabilmeniz bakımından bakın size ne getirmişim. Azerbaycan'dan geldi, yiyin bakın, çok yakışıdır vallahi. Hoşdenk efendi, senin de Azerbaycan'dan gelen yemeğinin de al da git gayrı, ha? Eğlendirme beni. Bu kadın kesin keçidir o. 2 dakika evvel melek, şimdi şeytan. Acaba bu tedavi edilebilir. Belki işine yararsan beni göndertmekten vazgeçer. Kız, kardeşim, sen ne yapıyorsun öyle? Kahvaltı hazırlıyorum. Bırak bırak, ben sütümü doldururum. Benim biricik ikiz kardeşim yormasın kendini. Sen ne istiyorsun onu söyle bana. Ama yok bir şey istemiyorum. Zaten 2 galeta bir de kek yiyeceğim. Kız öyle 2 galeta bir kek de olmaz. Ben sana şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Ya istemiyorum. İstersen masaj yapayım. Hah, şuralar mı ağrıyordu? Kız kuvveti doldurayım, içindeki şimdi de sen kafan çitleyeyim ha. Yoncacığım ne diyorsun? İstemiyorum bebeğim. Kız Yonca, istersen senin yerine koşup aldım da koşayım ha. Sen çok yoruluyorsun, terliyorsun. Azıcık da ben senin yerine yorulayım ha. Yoncacığım, burada oturup senin saçmalıklarını dinlemek isterdim ama işe geç kalıyorum. Hah, kardeşim bırak da bugün ben senin için işe gideyim ya. Sen çok çalışıyorsun, çok yoruluyorsun. Kardeş dediğin böyle günler için lazım. Hay alemsin Gonca. Aha, işe geç kalıyorum, benim hemen gitmem lazım. Kardeşim kahvaltını etmedi. Dur ben sana en iyisi yolluk hazırlayayım. Acıkırsan yolda yersin. Saçmalama Goncacığım. Yani iş Çebinkarahisar'da değil ki. Hadi akşama görüşürüz. Hadi kardeşim uğurlar olsun. Sen de adayı hiç merak etme. Ben onu gezdiririm, yemeğini yediririm, yıkarım. He mi? Tamam. Hadi ben gittim. İyi. Hadi iyi günler kardeşim. Anam. Ben bunun işine yaramazsam beni koyuma gönderir. Daha çok çalışmam lazım. Neyse yarabbim. Daha da nasılsın Balta abi? Nasıl olayım ulan? Şerefim 2 paralık oldu. Kadının biri beni döve döve hapse gönderdi. Ama buradan bir çıkayım, onu mahvedeceğim. Allah büyük. Bakarsın devlet büyüklerimiz halini acıyıp bir hafta çıkartırlar. Necip, sana sulak konuşma, beni dinle. Tamam abi, dinlemedeyim. Seni niye çağırdım biliyor musun? İşte günlerdir beynimi kemiren soru da bu zaten. Sahiden abi, beni niye çağırdın? Birincisi mecburiyetten. Senden başka güvenecek adamım kalmadı. Yarın mahkemem var biliyorsun. Onun için çağırdım. İyi de abi ben avukat değilim ki, ben ne yapayım? Ulan gerizekalı. Nakliye aracından beni kaçıracaksın. Hangi nakliye aracından abi? Evden eve nakliye aracından. Ulan gerizekalı. Senin beynin 24 saat grevde mi be? Söylediklerimi bir seferde anlasan ölür müsün? Emret ölürüm abi, yeter ki sana bir şey olmasın. Bak, yarın benim mahkemem var ya, o mahkemeye katılmayacağım ben. Geçmiş olsun Balta abi, bir rahatsızlığın falan mı var? Hayır! Yarın sen beni cezaevi aracından kaçıracaksın. Yani umarım. Ha, tabii, kız kaçırır gibi yani ha? Bana kız deme. O kızı elime geçireceğim ve paramparça edeceğim. Bana yaptıklarını fitil fitil burnundan getireceğim. Rahat yok. Of, ne yapacağım ben dadı? Kız Yonca beni tekrar koyuma gönderecek mi? Bu evet mi, hayır mı? Evet. Hayır. Aman canım, öyle diyorum, böyle diyorum, bir karar ver gözünü seveyim. Çekil. Ne haber Gonca? Vallahi iyilik. İyilik mi? He. Kız senin bir şeye canın mı sıkıldı? Haftanın düküş mü seçildin yoksa? Aman sen de bazen çok boş konuşuyorsun ha. Benim her tarafım haftanın rukuş rukuş seçilse ne yazar? Neyin var o zaman anlat bakayım. Anlatacağım da acaba anlatsam anlar mısınız? Tabii canım, az evvel anladım ya, hadi söyle. Geç otur. Kız, Ayça, yarın beni mahkemeye çağırıyorlar. Ay niye? Ne yaptın ki sen? Kim vermiş seni mahkemeye? Niye vermiş? Ne yapacaksın mahkemede? Avukatın var mı? Ay acaba benim eks bir avukat sevgilim var mıydı ya? Sen soruların bitince haber ver, ben konuşayım, tamam mı? Tamam tamam, bitti. Şimdilik bu kadar. Kız ben bir vakit adamın tekini hapse tıktırdıydım. Daha buraya ilk geldiğim zamanlar. İşte o adamın mahkemesi var, beni mahkemeye çağırıyorlar. Savcı da bana bu mahkeme bitene kadar bu şehirden ayrılamazsın dediydi. Önce kardeşim de hep mahkeme bitsin koyuna göndereceğim diyordu. Yani ben şimdi baltayla karşılaşacağıma mı yanayım, koyuma gideceğime mi bilmiyorum. Ayol bu devirde baltadan korkulur mu hiç? Ha idam cezası alır da kafamı baltayla keserler diye korkuyorsan söyle. Geçen gün televizyonda söylediler, idam cezası kalkmış şekerim. Kız ne diyorsun sen? Ne idamı, ne cezası? Kız ben suçlu değilim. Ben mahkemeye şahitlik için gideceğim. Ya baltanın aleyhinde şahitlik yapmak için. Aa, artık cansız varlıkları da mı yargılıyorlarmış? Ay amma da değişmiş de gelişmiş bizim adalet sistemimiz. Tamam tamam dur, ben şimdi senin anlayacağın şekilde anlatacağım. Sen hiç ağzını açma, araya girme, oldu mu? Kurban olayım ben. Tamam, hadi başla. Balta kim? Az sonra. Baltayla Gonca kız arasında neler oluyor? Az sonra. Mahkeme neden yapılıyor? Az sonra. Mahkemede neler olacak yarın? Vay, beni mahkemeye verebilirmiş. O vakit ben daha atik davranıp onu mahkemeye verebilirim. Bana resmen balta değil. Ben sana mahkemede balta demek ne demekmiş öğretebilirim Aybal. Günaydın Şepoy. Günaydın Yonca Hanım. Şepoy, masayı mı değiştirdin? Yo, yaklaşık 4 seneden beri ikameti bu masa. O zaman bu içi yeşillik dolu masa nereden çıktı? O mu? O benim kahvaltım. Yeni bir rejime başladım. Günde yalnızca bir çanak salata yiyorum ama küçük bir çanak. İyi de bu çanak değil ki, olimpik havuz. Ama ne yapayım, ancak bununla doyabiliyorum. Ben de normal insanlar gibi yemek yemek istiyorum ama su içsem yarıyor. Günde 2 sürahi portakal suyu, 2 sürahi de karpuz suyu içersen yarar tabii. Bu arada o elindeki bitince başarı yolunda yalnız yürüyenler röportajı için Güler Sabancı'dan randevu al. Tabii o 10 tonluk şey 2 günde biterse. Yok Yonca Hanım, ben 2 dakikada bitiririm. Demek mahkeme bitince gideceksin. Peki sonra ne yapacağım? Ne yapacağım işte, size veda edeceğim herhalde. Belki de gitmezsin kız. Bence öncesini hayatta bırakmaz. Kız belkisi melkisi yok diyorum sana işte. Kendi ağzıyla dedi mahkeme bitince seni koyuna göndereceğim dedi. O daha güzel dedi, Türkçesi iyi. Demek ki öyle. Haklısın galiba. Ben de göndereceğim dediğini sık sık duymuştum. Vallahi Ayça ne yalan söyleyeyim. Hepinizi çok özleyeceğim. Hatta var ya, boşten gibi bile özleyeceğim gibi bir his var içimde. Kız hemen mi gidiyorsun? Otursaydık biraz daha. Aman Ayça, insan şurada 2 dakika duygusal olamıyor. Hemen nasıl gideyim kız? Mahkeme var. Beni nelerle dinliyorsun? Ne bileyim, sen böyle öpüşüp de vedalaşınca ben hemen gidiyorsun sandım. İşte peşin vedalaştık say. Vedalaşmak falan birler. Demek beni mahkeme kararıyla memlekete geri gönderirler. Vay be. Bu şeytan aklına bile gelebilemezdi Aybal. Hayrola Huşi? Radarlar açık gene. Ne oldu? Amerikalılara savaş mı açtı? Beni mahkemeye verirler. Ha. Ya aslına bakarsan biraz geç bile kaldılar hocam. Ben onları güvenliği için burada kapılarını dinlerim. Ya içeride sapık olabilir. Bana kalırsa sen şu haline sapığa daha çok benziyorsun Huşenk. Ayıp edersiniz hürmetli Koray Bey. Sizin bu yaptığınızı kızı Ruslar bile yapmaz Aybalam. Vallahi bana kızma. Dost acı söyler Huşenk. Size kötü haberlerim var Yonca Hanım. Ne o? Yoksa genel yayın yönetmenimiz Sarp mı oldu? Daha kötü. Reha Muhtar mı? Ay daha da kötü. Kanserim ve 3 günlük ömrüm mü kaldı? Hayır. Bizim dergiyi satın alan Toraman Bey var ya, adam akıllıyı dağıtmış. Bundan sonra Sarp Bey ve ekibiyle tekrar çalışmak zorunda kalacağız. Hadi ya. Halbuki ben olmasın diye çok dua etmiştim. Demek ki yukarıdaki sizi pek kaleye almamış. Neyse. Demek ki bundan sonra hayatımızda değişen tek şey maaşları zamanında almamız olacak. Her ne kadar bayan olsak da centilmenlik bizde kalsın deyip Sarp'ı kutlamak lazım. Müsaadenle Şevko. Gördüğünüz gibi kas çalışmanız boşa gitmedi Sarp Bey. Yonca Hanım'ı etkilemeyi başardınız. Bunu nereden anladın? Şuradan anladım. Eskiden Yonca Hanım sizi pek sık ziyaret etmezdi ama şimdi zırt pırt bir bahane uydurup geliyor. Ne haber Sarp? İyilik vallahi, ne olsun? Ne oldu? Hatırımı sormaya mı geldin? Yo, aslında seni tebrik etmeye geldim. Hani bizim dergiyi alan Toraman Bey sizin dergiyi de almış ya. Bir dakika, bir yanlışlık var. Nasıl yani? Almadı mı yoksa? Yanlışlık başka bir yerde. Esas bizim dergiyi satın alan Toraman Bey sizin dergiyi de aldı. Saçmalama Sarp. Adam önce Amazon'a aldı. Evet öyle oldu ama aslında almak istediği dergi adam akıllıydı. Önce sizinkini aldı ki bizi ucuza kapatsın diye. Böyle abuk subuk fikirler üretmek biraz zor olmuyor mu? Sizin dergiyi Toraman Bey satın aldığı için çok pişman olacak, bunu bil. Hiç merak etme, bir aya kalmadan elinden çıkartmaya çalışacak ve ne yazık ki çıkartamayacak. Hadi canım, hadi canım. Ben buraya seni tebrik etmeye gelmiştim ama görüyorum ki hayatımın en büyük hatasını yapmışım. Esasen en büyük hatayı dergi işine girmekle yapmışsın. Yoksa evinde oturup kocana yemek pişirmek neyine yetmiyordu senin? Şimdi sana kadınların toplum hayatındaki yeriyle ilgili uzun bir nutuk çekmek isterdim ama resimleri olmayınca anlamazsın diye vazgeçtim. Umarım bundan sonra daha az görüşürüz Sarp. İnşallah. Nasıl? Dediğim doğruymuş değil mi? Ben susar mısın lütfen? Susarım sen. Ah şu salak kafam, ah şu salak kafam ya. Şuraya bak. Ya o yokken romantik hayaller kuruyorum, süslü cümleler söylüyorum. Ama o gelip onunla konuşmaya başladığım zaman... Gonca? Hocam buyur. Biliyorum Koray hocam, uyuyacaksın ama ben fazla kalacak değilim. Aa hocam, ayıp ediyorsun. Ben gerekirse senin için 48 saat uykusuz kalırım da... ...ben seni biraz üzgün gördüm, hayırdır? Doğru gördün. Ben sana veda etmeye geldim. Ne vedasıymış bu? Öz kardeşim beni kovuyor demek çok zoruma gidiyor. Koray hocam, benim köyde Pire nenem var ya, o hastalanmış, ben ona bakmaya gidiyorum köye. Yapma ya, vallahi. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Yalnız Koray hocam, Yonca'nın haberi olmasın. O da Pire nenemi çok severdi de duyarsa üzülür. Merak etme sen, sen çok düşüncelisin. Yalnız o iyileştikten sonra herhalde geri geleceksin, öyle değil mi? İnşallah hocam. Yalnız uzun bir süre gelemeyebilirim, haberin olsun. Hakkını helal et Koray hocam. Sizleri hep iyi hatırlayacağım. Bana mektup yazın. Mail atarım. Yok atma, zahmet etme. Sen bana mektup yaz yeter. Tamam, yazarız hocam. Seni çok özleyeceğim be Gonca. Biliyorsun sen benim manevi kardeşim sayılırsın. He biliyorum, sağ olasın. Sen de benim kardeşim sayılırsın Koray hocam. Bak, mutlak bekliyorum bizim köye ha. Sazını da al gel. Bizim oralarda çok düğün olur, çalarsın. Ama şehir türküleri çalarsın. Yalnız beğenmezlerse kafana tizeye yersin, ona göre. Tamam hocam, tamam. Merak etme, gelir. Neyse hocam, ben artık kalkayım. Yavaş yavaş hazırlan. Hakkını helal et Koray hocam. Güle güle, güle güle. Artık daha sık ziyaretine gelin kardeşimin evine. Ben gidince sıkılmasın burada. Nereye gidiyorsun yavrum? Koyuma dönüyorum. Aa niye? Yonca ile aranızda kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok canım, kötü bir şey olmadı. Gerçi iyi bir şey de olmadı ya. Pire nenem hastalanmış da ben ona bakmaya gidiyorum. Yalnız Yonca duymasın. Pire nenemi o da çok severdi de duyarsa üzülür he mi? Oldu, biz Yonca'ya bir şey söylemeyiz. Heh. Yine geleceksin değil mi kızım? Sen karışma Halis. Peki karıcığım, sen nasıl buyurursan. Yine geleceksin değil mi kızım? Ben de aynı şeyi söyledim karıcığım. Ben daha önce düşünmüştüm. Geleceğim ben tabii geleceğim. Halis Allah aşkına karışma. Şurada iki laf edeceğiz. Kadın gibi araya giriyorsun. Gel şu fincanları topla. Peki karıcığım, sen nasıl buyurursan. Yok yok Halis amca, sen gel şuraya otur Allah aşkına, ben toplarım ondan sonra. Yok kızım, böyle iyiyim. Boş durunca rahat edemiyorum. İyi o zaman. Biliyorsunuz mu, ben de sizi çok özleyeceğim. Bak kızım, biz seni yonca gibi büyütmedik ama seni çok sevdik. İstediğin zaman bize gelebilirsin. Bizim evimiz sana her zaman açık, tamam mı? Halis, sen sus. Bak kızım, seni yonca gibi biz büyütmedik ama seni çok sevdik. Evimiz sana her zaman açık. Bu ne şimdi? Ben ne dedim? Aynı şeyi söylemedim mi? Sen sus Halis, işine bak. Benim söylediğimi kendin söylemiş gibi söylemeye utanmıyor musun? Peki karıcığım, sen nasıl buyurursan. Pardon. Ay çok üzüldüm gideceğine. Bari ben de ona bir yardımcı bulayım. Yonca sen geldikten sonra çok değişti. Yüzü gülmeye başladı evladım. Bak Gonca, eğer böyle davranmaya devam edersen mahkemeden sonra seni hemen köyüne gönderirim, haberin olsun. Ya ne demezsiniz. Ben de adaya azıcık gezdireyim de geleyim. Hadi kalın sağlıcakla. Bak karıcığım, aklıma ne geldi? Gider ayak şu kıza bir güle güle partisi yapsak diyorum. Ha karıcığım? Saçmalama Halis. Olur mu? Gideceğine seviniyormuşuz gibi güle güle partisi verecekmişiz. Karıcığım, ben hoş bir jest olsun diye söyledim. Başka bir şey düşünmeliyiz. Ne olabilir, ne olabilir? Ah buldum! Şehre veda partisi. Aa, ikisinin arasında ne fark var? Aynı şey. Aa, fark olmaz olur mu canım? Bak, seninkinin adı güle güle partisi. İçinde memnuniyet var. Benimkinde ise hüzün var. Şehre veda partisi. Ah, sevgili karıcığım, ikisi de aynı kapıya çıkardı. Hiçbir farkı yok. Farkı yok olur mu canım? Farklıdır diyorsan farklıdır. Benimle tartışma Halis. Peki karıcığım, seninle tartışmıyor. Sen nasıl buyurursan öyle de. Ben gideyim bulaşıkları tamamlayayım. Malta abi merak etme, seni kaçıracağız buradan. Hah, bağır bağır, biraz daha bağır. Hakikaten bağırayım mı abi? Ne diyeyim mesela? Ben angutum de, ben embesilim de, ben hıyarım de. Kaçacağını niye yüksek sesle söyleyip duruyorsun? Yüksek sesle konuşmak yasak mı abi burada? Necip, senin başka çeşitlerin yok muymuş da annem babam seni meydana getirmişler? Bak şimdi beni iyi dinle. Yarın benim kızlara haber ver, hazır olsunlar, onlara işim düşecek. Yarın kaçıp o köylü kızından intikamımı alamazsam seni gebertirim Necip. İşte gördük gidiyor. Hoşça kal İstanbul. Taşın toprağın altın dediler ama bana burada kal diyen altın kalpli bir kardeş vermedin bana. Mahkemeden sonra gene koy yollarına düşüreceğim beni. Gene yalnızlık, gene yalnızlık. Keçilerle, öküzlerle dertleşiyorum diye adım deli kıza çıkmıştı zaten. Tam kardeşimi buldum ama o da entel sosyetik çıktı. Yanında kimseyi istemezmiş. Bu yalnızlık iyi bir şey olsa Hülya Avşar evlenmezdi be. Kadının endamı yerinde, sohbeti yerinde. Senin etin ne, burçun ne ki ben yalnız olmak istiremiyorum. Neyse, bu kadar misafirlik ettik, ona da şükür. Ay elbette bu güzel partinin evimde olmasını çok isterdim. Ama şu anda evde badana var. Petrol kralı sevgilimin arası üzerine evin petrol yeşiline boyanıyor da. Ya tüh, vah vah. Ne yapsak acaba? Niye yoncalarda yapmıyoruz? Olmaz, Gonca kız bütün gün evde. Yanında sürpriz parti yapacak olsak bir şeyden şüphelenir, sürpriz bozulur. Değil mi Halis? Haklısın karıcığım. Selam Ayça. Aa, selam Koray. Nereden böyle? Ben biraz koştum, belli olmuyor mu? Hayrola, neden koştun? Biri mi kovaladı? Eyvallah. Gerçekten çok hoş bir espri. Hayır, biri kovalamadı, ben sadece spor olsun diye koştum. Ha, iyi yaptın. Kasların da vücudun zinde kalması için bu şart zaten. Sağ ol. Aa, lafa daldık, kusura bakma unuttum. Tanıştırayım. Bu Sema Hanım, bu Halis Bey. Yonca'nın annesi babası. Bu da apartmanımızın cesur, yakışıklı sportmen sanatçısı Koray. Memnun oldum evladım. Eyvallah hocam, ben de öyle. Öğretmen değilim. Nasıl yani? Yalnız söylemişler. Hocam dediniz de öğretmen değilim. Şey, Koray herkese hocam diyor. Aa, ya evet. Ağız alışkanlığı, kusura bakmayın hocam. Aman ne kusuru canım. Sana kaç kere çok konuşma dedim Halis. Bak yine ortalığı karıştırdın. Peki karıcığım, sen bilirsin. Biz de çok memnun olduk çocuğum. Hadi biz gidelim de parti için başka çareler arayalım. Ne partisi? Gonca gidiyor ya, ona bir veda partisi düzenliyoruz. Ama nerede yapacağımızı bilemiyoruz. Yonca'nın evinde olmaz. Gonca'ya sürpriz olması lazım. Ya aslında benim evimde yapacaktık ama evde badana var. Yoncalarda da yapamıyoruz çünkü Gonca var. İsterseniz benim evde yapalım. Yani benim için bir sakıncası yok hocam. Ay bilmem ki, rahatsız etmeyelim sizi. Ne münasebet canım. Ben Gonca'yı kardeşim gibi severim. Yani onun için bir şeyler yapmak bana zevk verir. Belki bu arada morali de düzelir ha. Ay, çok iyi oldu vallahi. Çok teşekkür ederiz çocuğum. Rica ederim. Buyurun bana çıkıp hazırlıklara başlayalım o zaman. Ha ben de orada parti için küçük bir alışveriş yapayım, sonra gelirim. Görüşürüz. Bay bay. Buyurun. Buyurun kardeşim. Ya yapma Salih ustacığım. Araba bana bugün lazım. Yarın alabiliyorum. Yarın görüşürüz o zaman. İyi günler. Ne oldu? Nihayet arabam bakımdan çıkıyor. Bunun şerefine 2 galeta yiyebilirim o zaman. Ya Yonca, ya bu sabah sana kaba davrandım, farkındayım. Sadece bu sabah mı? Her sabah. Ya büyütme ne olur ya. Ya biraz stresliydim işte. Ya zaten niyetim benim seninle tartışmak falan da değildi ki. Özür de diledim işte. Ha, özür dileyince her şey halloluyor yani. Ya bak bu benim için zaten zor bir şeydi. Şimdi elemanlarından bir tanesi beni bir kadından özür dilerken görse benimle çalışır mıydı sanıyorsun? Bilmem, erkek olan sizsiniz. Erkeğiz diye maço davranmak zorunda olandı. Tamam peki, ne yapmam gerekiyorsa söyle yapayım. Düşüneyim. Beni akşam eve bırakabilirsin mesela. Arabam hala tamirde de. Ya 10 gün nasıl sürer bir araba tamiri ya? Canım Salih Usta o kadar parayı boşuna vermedik herhalde. Arabanı erken vermesin diye. Dur yapma, açıyor çalışıyorum ben. Yap, ne yapıyorsun? Ay çok güzel oldu ya. Yani Şamdan'da yapsaydık partiyi bu kadar güzel olmaz. Doğru. Demek parti dedikleri budur Aybalam. Bizim de eskiden Azerbaycan'da bir tane parti vardı. Ben bütün partilere ele bildim. Halis boş durma, git kurabiyelere bak hadi. Hocam hadi. Şimdi baktım daha üstleri bile sararmamış. Halis başlatma hocandan. Affedersin karıcığım, Koray Bey'den kaptım, ne yapayım? Koray, Yonca'nın partiden haberi var değil mi? Ayça'cığım sen Yonca'ya haber verecektin yani. Yo sen verecektin. Aha, siz hiç merak etmeyiz. Hürmetli Yonca hanım gelmiştir. Ben şimdi gidip alabilirim onu buraya. Çok sağ ol. Sen de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İstersen yukarı gel, kahve içelim. Yo, aslında benim çalışmam gereken şeyler var, sağ ol. İyi, sen bilirsin. Yonca, çalışmaya başlamadan önce aslında bir keyif kahvesi fena olmaz. Madem ısrar ediyorsun. Davet ettiğimi pişman etme. Israr falan etmedim. Hadi canım, hadi canım, hadi tamam kızma. Ya Hüseyin, bu kapıdan sadece bizde mi var? Yo. Niye o zaman sadece bizim kapıyı dinliyorsun? Ama bu sefer durum farklıdır hürmetli Yonca hanım. Sizin derhal hürmetli Koray Bey'in evinde olmanız gerekir. Ne? Hürmetli Koray Bey'in evi mi? Ya Yonca'nın hürmetli Koray Bey'in evinde ne işi var? Ya ben sadece senin hislerine tercüme olmaya çalışıyordum canım. Yani sen de olsa aynı şeyi sorardın yani. Hadi ama hürmetli Sarp Bey, vakit kaybettiniz siz. Gerekli açıklamayı hürmetli Koray Bey yapabilir. Çok merak ettim. Ne oluyor acaba? Evet, hürmetli Koray Bey'e ne oluyorsa bakalım göreceğiz. Ve hürmetli Yonca hanım. Aa, geldi mi Yonca? Merhaba Yonca. Merhaba hocam. Merhaba Ayça. Hocam hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Kutlama mı var? Hoş geldin kızım. Anne, baba, siz de buradasınız. Hoş geldin kızım. Halis, ben hoş geldin dedim. Boşuna cümle sarfiyatı yapma. Tabii sen bilirsin. Ya aslında seni arayıp partiye haber verecektim ama unutmuşum Yonca. Çok normal Ayça'cığım. Peki bu hazırlıkların niye yapıldığını bana söyleyecek misiniz yoksa ben medyuma mı gideyim? Ben açıklayayım hocam. Bu parti Gonca için. Gonca için mi? Ama bizim doğum günümüzde daha aylar var. Doğum günü değil zaten, veda günü. Veda günü mü? Ya, Koraycığım şu işin aslını sen anlatır mısın? Yani buradaki en aklı başında insan sensin de. Şuraya bak, beni bir dakikada sildi. Hocam Gonca köyüne dönüyormuş, biz de bir uğurlama partisi düzenleyelim dedik. Köyüne mi? Yok canım, bir yanlışınız var. Yani onu kovsanız bile kardeşinin, yani benim yanımdan ayrılmaz ki. Yok yok, bir yanlışlık olan yok. Gelecek. Vallahi bugün de gelip benimle vedalaştı hocam. Evet, benimle de vedalaştı. Köyüne gideceğini söyledi. Evet, bizimle de vedalaştı. Annen haklı kızım. Belki size şaka yapmıştır. Hani arada bir aklına eser ya onun. Vallahi bana pek şaka yapar gibi gelmedi Yonca. Ah, Peki nedenini söylemedi mi? Yo. Yo. Köyünü özledi herhalde, normal. Onun gibi bir daha kızı köyünü özleyebilir. Ya. Vay canına, gidiyor ha. Üzülüyor muyum ne? Yok canım, ne üzülmesi? Baksana bana sormadan gitme kararı alan birine üzülmeye bile değmez. Üzüldün mü? Yo, sevindim bile. Artık eski hayatıma dönebilirim. Sahi o nerede? Dadıyı gezmeye çıkardı. Neredeyse gelir. Çaktırmadan gitmiş olmasın sakın. Yok canım, bana veda etmeden gitmez o. Nereden biliyorsun? Gitmiştir belki. Hayır, gitmemiş, geliyor. Hadi Koray, iş sana düştü. Git gezir Gonca'yı. Eyvallah hocam, ben getiririm. Uyanlı. Hocam, hocam ya. Ne oldu hocam? Bana bir yardımcı olur musun? Tabii hocam, ne oldu, ne var? Ya bir kadın işi var da bunu yapsan sen yaparsın. Şimdi benim konsere giyeceğim pantolonum yırtıldı da ayıptır söylemesi. Ona bir el atar mısın diyecektim. Ayıp ettin Koray hocam ya. Tabii ben onu 2 dakikada çiterim birbirinden. Yine ipliğin var mı evde? Var var, bak gel. İlk defa kapının bu tarafında durabilirim. Doğal olarak da biraz heyecanlıyım tabii. Gonca Hanım gelir. Gonca Hanım gelir. Gonca Hanım gelir. Anam, ne oluyor böyle? Güle güle Gonca. Güle güle Gonca. Gördün mü? O da güle güle diyor bana. Demek hakikat burada kalmamı istemiyor ya. Gonca. Niye böyle şey ettiniz canım? Ben kendi kendime giderdim. Arkamdan bir kova su dökseniz yeterdi. Şuraya bak, ciddi ciddi gidiyor. Bana ne zaman söyleyecekti acaba? Giderken. Hürmetli Gonca Hanım. Suçilisan ettiyse affola. Sağa doğrular olabilir. Sana da müjdeler ola Hoşdenk Efendi. Ben gittikten sonra apartmanda at koşturursun gari. Ben gideyim artık. Beni zibiller bekler. Hadi güle güle. Ay Goncacığım, sana o kadar alıştım ki. Sen gidince kiminle dertleşeceğim ben? Kız Ayça, burası büyük şehir. 15-20 milyon kişinin arasından birkaç bin tane kral dinler seni herhalde. Peki ben bu şehirde senin gibi bir kardeş bulabilecek miyim Gonca? Koray hocam, ben bu şehirden istifa ediyorum. Kardeşliğinden değil. Sen benim öz kardeşimsin. Güle güle kızım. Ben hep bir kızımız var zannediyordum. Meğerse 2 kızımız varmış. Halis amca, sen sus, birazdan Hazar'ı işiteceğim. Halis! Demedin mi? Kızın kafasını şişirme Halis. Güle güle yavrum. Daha önce 1 kızımız vardı ama artık 2 kızımız olacak. Allah Allah, Allah Allah. Ben aynı şeyi söylemedim mi? Sus! Ben daha önce düşünmüştüm. Şuna bak, ciddi ciddi gidiyor ve bana tek bir kelime bile etmedi. Şuna bak, ciddi ciddi gitmemi istiyor. Bir dur, gitme kardeşim demiyor ya. Güle güle ikiz kardeşim. Allah'a ısmarladık ikiz kardeşim. Sana her şey için sağ ol diyorum. Yani yeterince rahatsızlık verdim. Yok canım. O senin takdirin. Seni tutacak değilim. Yok, o asıl senin kendi şeyin, takdirin. Ben buraya gelerek yalnızlığını bozdum. Seni de fazla mutlu edemedik tabii. Yok. Asıl ben seni mutlu edemedim. Buraya gelip mutluluğunu bozdum. Evet. Ben de yalnız kalmayı özlemiştim. Ben de tam onu diyecektim. Koyumu bir özledim ki. Burnumda tutuyor. Pirenenem, koyum, koyumun keçileri, inekleri, tezekleri. Aa durun canım. Daha yarın Gonca'nın mahkemesi var. Anladım. Bir dakika ya. Ne mahkemesi? Gonca'nın mahkemesi yarın. Ana. İlk defa anlattığım şeyi anladı ama yanlış zamanda. Nasıl? Gonca, doğru mu bu? Doğru. Sen beni mahkemeden sonra gönderecektin ya. İşte o mahkeme, bu mahkeme. Sen o yüzden mi gitmek istiyordun? Sen 2'de 1 demiyor muydun mahkemeden sonra seni koyuna göndereceğim diye? Sen bu Gule Gule Partisi'ni ayarlamadın mı gidiyorum diye? Hayır, benim de bundan şimdi haberim oluyor. Ayrıca ben sana mahkeme bitince demedim mi? Sen bu ülkede hiç 1. duruşmada biten mahkeme gördün mü? En az 10 ay sürer. 10 ay mı? Ana! Sen belki o vakte kadar beni seversin değil mi? Bakacağız artık. Ya ne oluyor hocam? Hiçbir şey anlamadım ben. Nedir bu mahkeme? Ben size sonra anlatırım. Sizin anlayacağınız, ben koyuma dönmüyorum. Peki senin Kenan nenen ne oldu? Birincisi o Kenan nene değil Pıra nenem. İkincisi de tıbbın mucizesiyle iyileşivermiş. Hayda, bir bu eksikti. Ne oldu kardeşim ya? Şehrin göbeğinde hapishane olursa böyle olur kardeşim. Git bir bak şuna. Geldik mi? Yok canım. Ne gelmesi? Niye durduk o zaman? Ne oluyor kardeşim? Sorma kardeşim, araba bozuldu. Hadi çek şunu yoldan. Nasıl çekeyim? Çekici bekliyorum. Ama yolun ağzına kadar iterseniz olur. Hey Allah'ım, bir bu eksikti. Ne oldu Selahattin? Gel şu arabaya itelim Muharrem abi ya, bozulmuş. Arkadaşlar, bir araba yolu tıkamış, onu iteceğiz. Merak etmeyin, yanamaz bir şey yok. Ne memleket ya. Hadi itelim. 20 metre itseniz yeter, sağ olun. Size Allah gönderdi. İtemediniz mi hala şu arabayı ya? Biz itemiyoruz. Kapıyı açın ve siz de yardım edin beyler. Mahkum ne olacak? Eli kolu kelepçeli. Arabanın içinde kilitli, ne olacak? Aferin sana Necip. Salaksın ama becerikli bir salak. Bütün güvenlik görevlerini hallettim abi. Hadi araba. Arabayla gidemeyiz ki abi. O niye? Arabayı harbiden bozdum da o yüzden. Salak! Ben sana arabayı bozukmuş gibi yap dedim. Gerçekten boz demedim. Gel şu anahtarı. Bak sana söylediklerimi sakın unutma. Yani mahkemede, evde ya da sokakta davrandığın gibi davranmak, konuşmak yok, tamam? Tamam. Dut yemiş bülbül gibi oturacağım. Bir şey sorarlarsa bile hiç ağzımı açmayacağım. Olmaz. Bir soru sorarlarsa cevap vermen lazım. Ya kazık soru sorarlarsa? Tamam, tamam. O balta denen adam da gelecek mi mahkemeye? Herhalde gelecek kardeşim. Bu mahkeme onun ceza alması için. He, doğru dedin. Eşek gibi gelecek, okuz gibi çekecek cezasını. Tabii ya. Vallahi de başardım, billahi de başardım. Sana söylemiştim Balta abi, kavunda kerik olur, bizde olmaz. Ha. İntikam saati geliyor. Bekle beni köylü kızı. Gonca Hanım. Buyurun benim. Size bir haberim var. Aman kardeş, hayırlısıysa ver. Şincik mahkememiz var, moral bozukluğuyla girmeyelim içeri. Haber de bununla ilgili zaten. Söylesenize memur bey, ne oldu? Balta adındaki sanık kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Evet, her yerde onu arıyoruz. Yakalamamız an meselesi. Bu arada sizi koruma altına almamız gerekiyor. Korumaya mı? Neden? Sadece tedbir olarak. Gonca Hanım'a zarar vermesinden korkuyoruz. Ana! O zaman ben hemen tanıklıktan vazgeçeyim. O da bana zarar vermekten vazgeçer ha? Bakın, böyle adamlar bu yüzden ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Kimse aleyhlerinde tanıklık yapmak istemiyor çünkü. Oh be! Siz adamı kaçırın, kabah benim başıma patlasın. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Bize güvenin, hiçbir şey olmayacak. Her zaman kapınızda polis aracı olacak. Araba beni nasıl koruyacak ki? İnsan 2 tane de polis koyar içine. Herhalde yani. İyi o zaman. Hay Allah'ım ya, burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da. Burada da yok. Ya kardeşim, sen ne arıyorsun öyle papatya falı bahar gibi ya? Baltanın yakalandığına dair bir haber arıyor. Ya buraya gelirse? Sen de amma korkak çıktın ha. Gelirse gelir. Geleceği varsa göreceği de var. Nasıl onu ilk seferinde benzettiysem gene ki benzetirim. O zaman tabancası var mıydı? Bilmiyorum, dikkat etmedim. Buraya gelirse kesin silahlı gelir. Polis arabası kapıda mı? Kapıda, kapıda. Ya boşuna merak ediyorum. Ben varım, ben varken korkmana gerek yok. Kim acaba? Bilmem ki. Sakın balta olmasın. Bilmem ki. Açmayalım. Bilmem ki. Kesinlikle açmayalım. Pencede kız. Ya ne kadar ısrarla çalıyor. Kız bu hoş denk olmasın. Yok canım, genelde o kapıyı yumruklamaz, dinler. Ayça'nın cırtlak sesini duyduğuma sevineceğim hayatta aklıma gelmezdi. Gel. Kızlar, iyi misiniz? İşte. Vallahi sizin yerinizde olsam çoktan korkudan ölmüştüm de evliliğim yapılıyordu bile. Demek adam sizin peşinizde ha? Çok heyecanlı vallahi. Tam action filmi gibi. Senin nereden haberin var? He, biz kimseye söylemedik ki. Hüseyin söyledi. Ha, yine kapıyı dinlemiş demek ki. Açmayalım. Bence de açmayalım Ediz kardeşim. Ya neden ben buradayken gene bu balta? Biraz sonra gidecektim. Durun bir dakika ya. Korkmayın. Durun. Kimmiş? Eğer Balta Efendi kendini 10 dakikada estetik ameliyatla deveye çevirmediyse tabii ki kapıyı çalan Hoşdin Efendi'dir. Akşamınız hayır olsun. İyi akşamlar Hüseyin. Sana şahane bir haberim var. Bundan sonra kapıyı içeriden dinleyeceksin. Nece yani? O balta tehlikesi geçene kadar burada kalacaksın. Hani belki bizi korursun. Bir işe yarayıp. Siz hiç merak etmeyiniz hürmetli Yonca Hanım. Ben sizi koruyabilirim ayıbalam. Allah! Bağmadan açmayın. Silahlarınızı alabilirsiniz. Siper alabilirsiniz. Eğer gelenin niyeti ciddiyse abdest alabilirsiniz ayıbalam. Bir dakika, dürbünden bakalım. Burada lan kesin balta. Onu görmeyelim diye saklanıyor, ne yapacağız? Tabii, adam profesyonel. O şimdi görür profesör, gel. Arkadaşlar, hayatta kalmak istiyorsanız ben kapıyı açar açmaz saldırın, tamam mı? Tamam. Gel şu merdane küçük ama olsun, bu da iş görür değil mi? Kafasına indiririm. Tabii sen halledersin. Sen ne yapıyorsun orada? Gelsene buraya. Ben burada yedek mi listem hayvalam? Size bir şey olabilirse ben o zaman devreye girebilirim. Çabuk buraya gel seni falan reçişi. Hiç korkak. Hazır mısınız? Hazır. 1, 2, 3. Allah! Durun arkadaşlar bu ya Hüseyin dur. Sarp bu. Hürmetli Sarp Bey, sen bilerek yaptın, bilerek yaptın. Tövbe vallahi yapmamışım öyle bir şey. Ay Sarp çok özür dileriz. Biz seni balta zannettik de o yüzden hücum ettik yani. He ya doğru diyor. Ya tamam ben de bunun için geldim zaten. Ama maşallah sizin yardıma falan ihtiyacınız yok. Gördüğüm kadarıyla gelene gidene saldırıyorsunuz ya. Balta bile olsa mutlaka bundan nasibini alır. Affettin mi bizi? Affettim. Ama Hüseyin hariç. Nasıl sıyırttık Kodes arabasında? Görmeliydiniz kızlar. Abi ben sana demiştim. Ben yaptığım her işi temiz yaparım. Tamam. Hemen şımarma. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Ne iş abi? İnce iş oğlum. İntikam. Kızlar siz de hazır olun. Cep telefonunuzu çaldırır çaldırmaz harekete geçersiniz. Tamam tatlım. Kadın kıyafeti giymemiz şart mıydı be Balta abi? Evet. Böyle olunca kimse bizden şüphelenmez. Karizmayı düzeltmek için hapisten kaçtın ama çıkıcı karizmayı daha kötü çizdirdi. Kaportaya gitsen bile düzelmez bu şerefsizim. Konuşma lan hadi yürü. Sen o son darbeleri bilerek indirdin değil mi? Yok vallahi nimet çarpsın duvara fırlasın ki istemeden olmuştur hürmetli Sarp Bey. Ben zaten istemeden indireceğim seni. Sarp yeter. Biz burada can derdindeyiz sen intikam peşindesin. Tamam. İkinizi de istemiyorum. Biz kendi kendimizi koruruz. He vallahi iyi dedin kardeşim. Siz bizi dışarıdan koruyun. Sarp sen git sitenin girişinde bekle. Yabancı birilerini görürsen bize haber ver. Peki tamam. Sen de buradaki kapıda değil, apartmanın kapısında bekle. Birilerini görürsen polislere haber ver. Başımdan beraber hürmetli Yonca Hanım. Hadi. Yok. Hürmetli Sarp Bey biraz açılmadan çıkmam vallahi. Açılmıştır. Ben de sizinle burada kalabilir miyim? Aferin kız Ayça. Bize destek olmak için değil mi? Hem öyle hem de adam evleri şaşırır da benim evime gelir diye korkuyorum. Doğru tabii sen de haklısın. Adam seni ben zannedebilir. Ne de olsa fiziğimiz benziyor. Al. Ay çok sağ ol Gonca. Ay inşallah o adam şimdi buradan yüzlerce kilometre uzaktadır. 51 47 merkez. Her şey yolunda tamam. Anlaşıldı mı merkez? Her şey yolunda, tamam. Hadi kızlar, iş başına. Sen de hazırlan. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabiliriz? Arkadaşımın bileği burkuldu da. Bir ambulans falan çağıralım. Yok canım, o kadar önemli bir şey değil. Birazcık dinlense geçer. Tabii tabii, ne demek. Buyurun sizi güvenlik birimimize alalım o zaman. Çok naziksiniz. Buyurun, buyurun. Abi, polis var, geri dönelim. Ulan bizi bu kılıkta anamız görse tanıyamaz be. Yürü hadi. Oo, hürmetli hanımlar. Nereye gidebilirsiniz böyle? Nereye olacak? Temizliğe tabii. Temizliğe? Kime? Gonca Hanım'a. Ha, hürmetli Gonca Hanım demek istersiniz. Gonca Hanım onun ikizidir, ikiz bacısı. Sizi annesi gönderdi. Evet. Bir temizlikçi gönderecekti. Ama hürmetli Gonca Hanım gitmir ki. O zaman size de gerek yoktur. Olmaz. Bizi o gönderdi. Biz yemeğimiz olmadan bir yere gitmeyiz. Ya bana ne çabarısın? Get dediğini hürmetli Gonca Hanım'a anlat. Allah Allah ya. Abi niye kadını temizleyeceğimizi söyledin? Salak. Ben kadını değil evi temizleyeceğimizi söyledim. Siz ne fısırlaşırsınız? Yok bir şey canım. Deterjanlar konusunda anlaşamıyoruz. O bahar kokulu deterjanları seviyor, ben okyanus mavisini. Neyse, hadi götürebilirim sizi ben. Sen yolu tarif et, biz gideriz. Olmaz, ben olmazsam sizi içeri alabilemezler. Ne yapalım, götür bari. Geç. Nereye? Kayseri'nin 10 mil kuzeyine yaylaya gidiyorum, bir mahsur yoksa. Ne? Bu saatte. Ya saçmalamayın, helaya gidiyorum, ne korkaksmışsınız siz ya. Aman ödünüze dikkat edin, ben gelene kadar patlamasın. Korkmayın. Kapacağız. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Gonca haklı. Ya bu kadar korkmasak iyi olur. Ben gideyim açayım bari. Kız dürbünden bak bana, açma sakın ha. İki tane kadın var, yanlarında da Huşenk. Kadın mı? Huşenk evlenmiş, iki tane de kadın mı almış yani? Saçmalama Ayça. Ne var Huşenk? Hürmetli Yonca Hanım, hani bacınız köyüme giderem dediydi ya. Anaz da size yardımcı olarak bu arvatları bulabilmiş hayvalı. Ama bunları iptal etmeyi unutmuştur herhalde. Gece gece ne temizliği bu? Ben anlamam. Biz buraya kadar geldik, gömleğimizi isteriz. Tamam tamam, gürültü etmeyin. Ayça, mutfakta benim cüzdanım var, onu getirsene. Buyurun. Tamam Hüseyin, gerisini ben hallederim. Siz hiç meraklanmayın, ben kapının önünde nöbet tutarım. Sağ ol. Evet, ne kadar borcumuz? Bir can yeter. Sakın kıpırdamayın, salona yürüyün. Abi ya, kıpırdamadan nasıl salona yürüsünler? Katil bey haklı. Bunlar başka türlü temizliğe gelmişler Ayça. Kes sesini, yürüyün içeri. Ana, balta buraya gelmiş. Hem de tabancalı. Ne diyeceğim ben şimdi? Nerede o Gonca denilen köylü kızı? Beni köylü kızı diye arıyor. Bir dakika ya, ben onu kandırabilirim. Kerim. Buyur abi. Kapının önünde dönüp duran bir adam var. Apartman sakinidir abi. Sakin birine benzemiyor. Baksana, volta atıp duruyor. Gel bir bakalım abi. Bakalım. Ne arıyorsun sen burada bakayım he? Hiç. Yonca ve Gonca'yı korumaya çalışıyorum. Biz o işi yapıyoruz zaten. Söyle bakalım, senin burada ne işin var? Yoksa seni baltam gönderdi. Bakın, ben balta diye bir adamı tanımıyorum. Yonca ve Gonca'yı korumaya çalışıyorum. Hadi oradan. Baltanın bir adam olduğunu bildin ama. Bakın, burada bir yanlışlık var. Gonca benim arkadaşım. Eğer beni ona götürürseniz her şey anlaşılacak. Yok ya. Kendi elimizde seni kurbanın yanına götürelim ha. Demezler. Nerede o köylü kızı dedim? Ne köylü kızı? Bana yalan söylerseniz yemin ederim sizi de gebertirim. Nerede o köylü kızı diyorum size? Ya burada köylü kızı falan yok. Kim geldi Yonca? Sen de kimsin? Ben Yonca Hanım'ın iş arkadaşıyım. Azamon dergisinde editörlük yapıyorum. Sen kimsin böyle terbiyesiz herif, elinde silahla? Köylü kızı nerede? Çok komiksiniz. Ne köylü kızısı? Burada koyulu kızı bulunmaz. İsterseniz size 3 adet şehirli kız verebiliriz. Necip, git içerilere bak. Şu köylü kızı nerede? Tamam. Gonca bu ne hal? Boş ver beni, baksan tanımadı. Yonca, kadın kim? Sen ona hiç anlatmaya çalışma, anlamayacak zaten. Bakın ben Yonca Hanım'a geldim diyorum, bırakın beni! Polise mukavemete etme de yürü! Bakın çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz! Bana bak, 12 yıllık meslek hayatım boyunca yaptığım en büyük yanlışlık evlenmek oldu. Polis maaşıyla ev mi geçindirilir kardeşim? Yürü, yürü, yürü diyor. Hah, kapıcı beni tanır. Huşenk, beni tanıdığını söyler misin? Huşenk, konuşsana Huşenk! Sen bana intikam için patada kütede vurarken eğiyorlardı değil mi? İntikam vakti gelebilmiştir Aybalam. Ya kardeşim söylesene, tanıyor musun sen bu adamı? Ben bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum komutanım. Huşenk, ne yapıyorsun sen ya? Huşenk! Huşenk! Ne yapıyorsun sen ya? Bundanla bak, bana saygı duyabilirsin hürmetli Sarp Bey. Bana yalan söylüyorsanız yemin ederim hepinizi teker teker gebeteceğim. Abi, her yeri aradım, köylü kızı falan yok. Nerede o? Aradığınız kişiyi bulamadığınıza göre artık buradan gidebilirsiniz ha? Siz öyle sanın. O buraya gelinceye kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz. Abi yatıya kalacağımızı söyleseydin pijamalarımı getirdim. Kes sesini salak! Neyse, ben sizi baş başa bırakayım. Daha eve gidip hasta ve yaşlı anneme bakmam lazım. Hiçbir yere gidemezsin. Anam bıraksana beni Camış! Bu ses? Ya bırak diyorum orangutan şebe! Ben bu sesi tanıyorum. Ver şu başörtüyü Necip. Kılık değiştirmenin sırası mı abi? Benim için değil salak! Ört çal. Eyvah, Gonca'yı tanıdı. Gonca mı? He nerede? Ya bırakın beni, ben eşarp kullanmam. Konuşma! Yoksa bu kurşunlarla çivilerim kafana bunu. Hah, işte bu kadın. Bana yakalanmamak için kılık değiştirmiş. Maşallah Gonca gülüm, sabah çiçeği gibi açılmışsın. Abi ya, yanlış olmasın bu kadın hiç köylü kızına benzemiyor. Kes sesini salak! Yürü Gonca Hanım, gidiyoruz. Bırakın kardeşimi! Hay Allah, renk körü gördüm ama Gonca körü olunuyor mu bilmiyorum. Gonca nerede ya? Bırak beni diyorum, bırak, bırak! Bırak! Necip, şunların ellerini ayaklarını bağla, bana yetiş! Peki abi. Sus, sesini çıkarmayın yoksa seni şuracı dayanan vururum. Oğlumu tutma diyorum Camış, o silahı da indir bırak diyorum. Sus, sesini çıkarmayın. Bırak, oğlumu tutma diyorum Camış. Bizim Gonca ya. Anam! Oh, bugüne kadar bu gitardan duyduğum en güzel ses olacak. Önemli bir şey değil Barış. İçeride bir tane daha var. Kusura bakmayın hanımlar. Böyle olmasını istemezdim. Belki başka bir yerde, başka bir zaman tanışmış olsaydık her şey daha farklı olabilirdi. Ama ne yaparsınız ki hayat böyle. Bu şarkıyı nasıl çaldım hocam? Harikaydı hocam, tam öyle bir şey olmadı. Gittim kız. Ay çok acıdı. Haftaya gitmezsin bu yılı aldırmaya. Ay, of kardeşim, seni öldürecekler diye çok korktum. Ben de. Çok sağ ol Koray ya, yine hayatımızı kurtardın. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Buna müziğin gücü derler ve siz bunun nelere kadir olduğunu gördünüz herhalde. Evet, hepimiz sana teşekkür borçluyuz. Aslında teşekkür değil de bir gitar borcunuz var sanırım hocam. Haklısın. Arkadaşlar, ucuz kurtulduk. Şimdi benim anlamadığım bu adama bir dava daha açacaklar değil mi kardeşim? Evet. Ben bir sene daha buradan demektim. Olamaz. Olur, olur. Olur kardeşim, olur.